Ben bardağa telefonu yaslayınca ben kalktım tabii ayağa, gittim. Siz dedim kamerayı çalıştırdınız ama dedim ben bugün çalışmıyorum. Çalış o zaman. Al şu parayı, otur yerine lan. Dudaklarım iki büyük antrikot gibi. Derdin. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki. Çekilmez abi. Değiştir kanalı. Arjantin taraftarının beni bağrına basmadan hemen öncesi. Sen kimsin ki seni bağrına basacaklar acaba? Şimdi geldi, hadi gel tuvalete gidelim. Lap indirdi, işemeye başladı. Böyle hani desturu da yok. Götün gözüküyor. Abi. Abi hep dolayı şey değil. Ya. Yani yaparken seksiyiz ama konuşurken hiç seksi değiliz. Muhtemelen değiliz. Bunlar ayrı girilecek. Oyuna gelmez. Şakaya gelmez maymun. Ben Lewandowski'nin alternatifi mi yapacak? Aynen bir de yani. Space TV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu haftaki konuğu Furkan Andıç. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim. Çok şükür, sağ ol. Keyifler yerinde. Yerinde. Güzel, bir heyecan var içimde. İşte gelecek filmler var, onları bekliyorum falan. Hı-hı. Güzel, her şey gidiyor. Şu an filmler dediğin iki film yaptın evet. Bu sene. Şimdi bu cadı giriyor, 26... Nisan'da, 26 Nisan'da girecek. Bir de Derun diye bir filmimiz var. O bir sanat filmi. Benim de ilk ortak yapımcılığımı yaptığım film oldu. Riske girdin. Çok güzel. Evet, evet. Hadi bakalım. Evet. Onu da Kan'daki seçkiye gönderdiler. Harika. Hala cevap gelmedi. Sanat evet, filminde bekliyorum. De şey durumu var değil mi? Yani o seçkilere girmesi lazım. Bir böyle hani para kazanma şekli farklı galiba sanat filmlerinde. Bana şey kimse değil. Para kazanacağımı söylemedi. Söyleme. Eğer öyle bir şey varsa ben tekrar diğer yapımcı arkadaşlarımla konuşayım. Ya böyle bir beklentim yok. Para kazanmak için girmedin. İşin şeyini, işi yapabilmek için girdin. Ya para evet, kazanma evet. Yapımcılığı öğrenmek için mi girdin? Aslında oyuncu olarak işin içindeyim de. Hı-hı. Tabii ki yapımcılık kısmını da öğrenmek istiyorum. Bir adım oldu benim Hı-hı. için. Ama işin daha sanatsal kısmında yer almak istedim aslında. Hı-hı. Biraz öyle bir durum vardı. Güzel de bir film oldu. Böyle bir 40 yıllık bir aşk hikayesini anlatıyor. Hı-hı. Ben hem babamı hem kendimi oynuyorum. Böyle bir zaman geçişi var. Ama yapımcı tabii, para da yok. Sürekli yani abi, babamı başkası... kendimi oynuyorum. Yapımcısıyım. İşte ışığı falan tutturdular. Ses vardı. Bayağı sanat filmi yani. Kendine mi aşık alıyorsun karşı? Burada konuşup filmi geçiyorum sana o tarafa. Biraz öyle bir durum. Öyle bir yapımcılık hayalin var mıydı hiç? Yani... Var, yapımcılık hayalim var. Yönetmenlik yapmak istiyorum. Yazdığım hikayeler var. Var var. İşi aslında tamamen mutfağında da olmak bence abi. Çok büyük bir haz ya. Yani evet. Onu yaşamak herkese nasip de olmuyor. Öyle bir yeteneğin olduğunu hissediyor musun? Yani yazarlık yani özellikle şey bilmiyordum var. Mesela. Çok istekliyim bu konuda. Çok fikirlerim var ve hani... İşin aslında teknik kısmı tabii ki önemli bir, yani bu insanlar boşuna üniversite okumuyor bu konuyla ilgili. Ama artık yani 14 yıl falan oldu sektöre gireli ve ilk zamanlarda ben çok meraklıydım kamera arkasına. Hı. İşte abi buraya niye bu ışığı yaktınız falan böyle sürekli milleti babalıyorum sürekli, falan. Ha. Birkaç yönetmenden de uyarı aldığım oldu geldiğine yani artık karışmayın insanlara. Aynen diyor. Sepi uzatacak. Öyle bir durum oluyordu ya. Onu oraya mı alsak ya? Dur Furkan, uğraştırma bizi. Hani çekit bırak, paçamı bırak falan. Sen işini yap falan. Evet, öyle bir merakım vardı. Bu da bir zaman içinde evrildi. Başka bir şeye dönüştü. İnşallah tamamlayacağım bir şey haline gelecek. Bir kendi yazdığım filmin yönetmenliğini. Oh, orada yine kendimi ucuza getirmeye ucuza çalışmıyorum bak gerçekten. Seviyorum yani bu işi. Hepsini yapamıyorum. Büyük lüks ve güzellik. İnşallah hem yazdın hem oynadın yönettiğim bir şey izleriz yakın bir zamanda. İnşallah, inşallah. Yorumlarla aran nasıl yani yorum dünyasında? Şimdi o yüzden geldim. Hiç okumuyorum çünkü. Çok bakmıyorum neler yapmışlar, nasıl gömmüşler beni. Hiç bakmaz mısın? Hiç böyle... Ya bak şöyle bir şey aslında. Kendini aratma yok mudur bakma falan? Aslında ilk ne zaman Kaçak Gelinler diye bir iş çektim. Hı hı hı. Orada da bir Selin Şekerci'nin oynadığı bir karakter vardı. Sürekli böyle işte Twitter'da bir fenomendi aslında. Hı. O zamanlarda Twitter'da bir fenomen çok fazla yoktu. Yok. Böyle ateşleyen bir şey oldu. O ilk kıvılcımı biz o işle yaptık gibi oldu. İnanılmaz bir güruh. Bir şeyler yazıyorlar. İlk bölüm yayınlandı. Biz izliyoruz falan. Sürekli telefonda çırın 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 bir şeyler. Bir uyarılar bir şeyler falan. Neyse bitti izleme çıktım. Yani yüzlerce insan bir şeyler yazmışlar. İyisi var, kötüsü var. Hani çok iyisi var, çok kötüsü var. Ben bile bu kadar emin değilken bu kesin yorumlar biraz böyle şaşırttı. Sert, kimden geldiğini de bilmiyorsun. Baktım hani böyle yani ciddiye almalı mıyım, almamalı mıyım? Neyse, Twitter mı, Instagram mı? Twitter, çoğunlukla Twitter'da. Twitter'da o zaman. Instagram evet. O zaman o kadar şey değildi. Sonra dedim ki bunları takip edemem. Yani bunların bir şeyi yok çünkü kim olduklarını bilmiyorum. Bilmiyorsun.
umursamadım. Geçti. O gün orada sondu. Bir daha da çok bakmadım. Yani. Yolun başında oraları bırakabildin. Ne güzelmiş ya. Evet. Yani Instagram, Twitter... Yani canı değil. Sıkılıyor. Yani başka bir şeye de üzülmüş, canı sıkılmış, sinirlenmiş olabilir. Benden çıkarıyor hırsını. Şimdi nasıl ben o adamı suçlayayım ki yani? Olabilir. Bakalım. Şu an adamına hak veriyorsun. Yorumları görünce de hak verecek misin? Onlarla empati yapacak mısın? Çok büyük güvenli söyledim bunu. Bayağı canımı okudular gibi ya, bir yok, hissim baktık, var şu an. Gerçekten de çok fazla şey yok. Çok fazla olumsuz yorum yok. Biz bulabildiğimiz kadar en diplere indik bulduk ama gerçekten genel olarak kariyerini böyle daha şey... Bizim çocuk. Bizim falan. Çocuk. Aynen. Tatlı. Evin çocuğu. Güzel halletmişsin yani. Ama biz yine de bulduk. Linç Et başlıyor alkışlarınızla. Buyurun bakalım. Buyursunlar. Bütçeli bir çikolata erkeği demiş mesela biri. Haklı da açıkçası yani. Evet, bunu bu sette çekmiştik, bu şeyi, fotoğrafı hatırlıyorum. Oradaki oynadığım karakter biraz böyle şımarık bir çocuktu. Sette de işte bu set mesela o setti. Herkesin işine karışıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan. Galiba beni cezalandırmak için de sürekli bu kostümü giydiriyorlardı. Ve ben ayıkmadım abi mevzuya. Ve onların gücü de başka. Kaç bölüm çektiysek gerçekten her bölümünde bir tur bu kostümü giyiyordum. Ama sen kendi iyi hissediyor gibi de duruyorsun bu kostümde. Ya beni bozmaz yani. Yani, yani böyle... sahneye şeye, karaktere hizmet ediyorsa giyerim yani, dert değil. Sana hizmet ediyor mu bu yani? Bu İçinde hani... kendimi... Nasıl hissediyorsun yani böyle? Abi orada... bak, buradan böyle bakınca böyle çok da şey... Falan. Yok yok, hiç öyle bir vay, nasıl seksiyim gibi bir yerde değilim de... Bir garip yani... Teşhirci gibi de aynı zamanda. Çok böyle bir şey yapamadım. Giymişim de onu yani. Sürekli ayna tutmuyor. Yani bunu giydikten sonra bir bakın kendinize demediler bana. Çok belki de bu yüzden yani. Devam edelim. Furkan Andıç Emir'le yemek yapıyormuş. Yenir. Yenir. Evet. Ya Emir'le... Ben aslında Emir'i takip ediyordum. Sonra Bodrum'da bir etkinlikte... Etkinliğe giderken aynı arabada denk geldik. Ve izliyorum videolarını bu arada. Adamı hiç tanımıyormuşum gibi, sen ne iş yapıyorsun abi falan anlatıyor, işte yemek videoları çekiyorum falan. Hala idrak da edemedim ona. Nasıl yani yemek videoları falan derken adam artık dedim ki oha, ben biliyorum seni. Yani bir kötü hissettim kendimi yani, bu kadar da salak olunmaz diye. Sonra dedim ama ki beraber... Ama şey yapamıyorsun ya, o videolarda o samimiyet oluyor, bir de yakından görünce bazen tipi çıkaramadığın oluyor. Evet, ben bu ben tam o meç edemiyorum abi onu. Neyse, nitekim öyle de bir durum yaşandı. Çok da tatlı bir arkadaş Emir de. Sonra o verdiğiniz, o salaklığın verdiği suçluluk duygusuyla dedim ki Emir bir video çekelim. Dedim ki... Vicdanları anlatmak için evlere gidip... Şaka bir yana, gerçekten çok da keyifli bir video oldu. Yaptığı işi de çok iyi yaptığını düşünüyorum. Tabii şimdi... Ayıp olmasın şimdi, diyor. Harçlığın var mı Emir falan abi diyor. Erkeğin mutfağa girince bir haller oluyor yani. Erkek mutfağa girince kadının gözünde bir haller oluyor. Evet. Neden bu var? Mesela yemek yapar mısın? Evde yemek yapıyor vallahi musun? Vallahi pandemide başladım. Pandemide de bıraktım yemek yapmayı. Yani o dönemde biraz yaptım. Bir şey var yani, iyi yemek yapma artık hakikaten böyle seksi bir şey oldu ya belki. Peki evdeki hareketsizliğin, evdeki yani çünkü pandemide hiçbir şey yapmıyoruz ya. O hareketsizliğin göze batmasın diye mi mutfağa girip yemekler yaptın? Ya aslında hem onda hem de şey, artık ya evde yapılabilecek her şeyi yapıyorsun. Evet, öyle bir artık dönem var. Ya diye. Bari hani bir şey yani... Bir işe yaradığını hissetmek, yani evet, bir şeye dönüşmesini hissetmek. Sonra artık yemekte de işte hemen lahmacun denedik falan ya, hemen bir de falan böyle hani en zorunu. Sonra sakin sakin bir, ya o süreç, o sabır, o sakinlik, o yaparken ki o bilge bir yere doğru gidiyorsun sonra. Evet, yemek gidiyor. Yapmakta öyle bir durum var, meditatif bir tarafı var kesinlikle. Varmış yani, ben o dönemde öğrendim. Sonra şey oldum yani. Mesela bir iki tane doğru yemek yapınca, doğru yani iyi yapınca garip bir özgüven geliyor abi. İşte bak, burası çok kritik. İnsanın gelişimindeki en önemli engel bu. Bence de. O tam o eşiği atladığında zaten devam ediyorsun. Ama iyi yaptım, ben de böyle çok bıraktığım çok şey oldu yani. Özgüven, çok iyi, evet. Özgüvenden dolayı ben bunu zaten yapıyormuşum, nedir bu ya deyip o yaptığın şeyi aşağılayıp kendini geliştirmemekten bahsediyorsun. Ya ben bunu zaten yapıyorum deyip hemen tükaka yapma durumu. Tamam. Bir güllaç yapıyordum bak, bir güllaç yapıyordum. Gerçekten bak. Mi? Ya lap lap şat, araya cevizler, fıkır fıkır bilmem ne falan, bir tane çok iyi yaptım. Sonra bir daha hiç yapamadım yani. Abi geçen gün güllaç, bir restoranda yemek yiyorduk, güllaç sipariş ettik. Şöyle bir yorum geldi ve güllaça karşı bütün saygım, sevgim orada bitti. Hı. Sütlü peçete la bu dedi bir tanesi. Evet. Yerken böyle şey oldum, doğru değildir ya falan. Attım ağzıma, oha. Sütlü peçete mi gerçekten? Ve bütün saygım bitti. Ben o güllaça olan
sütlü peçete eleştir şey dedi. Görüntü söylüyor. Bugün buraya bir ama tabak gülle bir linç de bir getir bakalım. Gidelim hatta bu akşam bir yerde yiyelim. Şeyi güllaç benim hakikaten şeyim. Bir numaram şaka gibi. Ramazan dışında da. İnce olunca herhalde o abi hamurum. Onun bir ayarı var. Tamam bunu sonra konuşalım. Onu... Ben merak ediyorum şimdi. O güllacı bana geri kazandır anladın mı? Beni yok ettiler içimdeki güllacı. Ben yok ben sana hemen kazandırırım. Tamam bir teşekkür ederim. İçine olur olmaz şeyler koyuyorlar. Hepsinin bir dozu var abi. Narı ayrı. Süper. Gül suyunun tadı. Hepsini anlatacağım ben sana. Tamam teşekkürler. Yani yaparken bugün seksiyiz elimizle... ama konuşurken hiç seksi değiliz. Muhtemelen değiliz. Narı ayrı güllacı. Sütlü peçete falan. Sütlü peçete falan. Devam edelim. Furkan Andıç'ı yapımcıların kedi olarak gördüğüne eminim artık. İnmedi adam damdan anasını. Abi evet ya. Anamı karıştırmayın. Ama şöyle bir anasını durum. Anasını diyor değil mi burada? Evet evet. Biri durdurmuş onu. Biri durdurmuş. Anasını Vera. Satayım anlamında herhalde. Sol anasını yazıp bırakmak ne ya? Bizi de tereddüt. Evet bu çok havada kaldı ya. Biraz kırıldım gibi ama dediğim gibi ciddiye alamıyorum. İnmedi adam damdan. Onu görmez. Çok haklı bu arada. Benim atladığım bir şey. Bunu çünkü kimse takip etmez. Yapımcı yaptı işi bitti gitti. Ben artık bir sonraki işimde çatıda mıyım? Bodrum'da mıyım? Ona ne? Bunu benim... Ama şey diyor, dizilerde Furkan'ın damı iyidir diye bir şeye dönmüş olabilir mi yapımcılar? Yani bence şöyle bir şey, yani dam varsa hani Furkan nerede gibi bir şey olabilir belki. Projede... onu arıyor olabilirler yani, damsız Furkan da. Hani çekilmez abi, değiştir kanalı falan. Evet, nerede? Ya ben atladım onu çünkü bir de şöyle bir şey var yani, sonuçta bize dam olduğu da çok söylenmiyor. Biz bir iki pod... Otur abi şuraya falan, ayağını uzat. Çekti altıma dam koymuş adam şimdi. Ben onu nasıl hesap edeyim abi? Görünce ben yine şey yapamadım. Ya da ilk 2-3 bölüm dam yok. Birden dam be. Abi afişe koydular ya. Dam oldu. Afiş damın ismi. Evet abi Mart kedisi gibi sürekli. Bu aylarda sürekli çıkar bu çocuk gibi bir hal oldu yani. Hiç böyle bir şey görmedim. Bir oyuncunun bir şeyle eşleştiğini görmemiştim yani. Böyle bir damla. Ya. Hani bir mekanla eşleşme görmemiştim. Bu ilk olabilir. Ama o son dama koyan yapımcının da biraz şeyi yani. İşgüzarlığı. Yani bak kardeşim bu adam neredeydi daha önce? Yani? Romantik komedi yaptığımız belli. Yani romantik komedi bizim üstümüze yaptılar gibi durum var günün sonunda. Bir bak bakalım nereye çıkmış, nerede çekmişler bu adamı. Çok iyi, çok böyle güzel. Talihsiz bir şey doğru, oldu yani. Doğru bir yere doğru bir yorum bu arada. Bu bilinç değil, bu doğru bir yorum da anam hariç. Devam edelim. Götün gözüküyor. Abi ya kolay şey değildik bak, ya. Hayır bir dakika. Bak şimdi bir dakika. Ben burada bir hakkım yendi. Burada benim götüm yendi arkadaşlar. Bak şöyle bir durum var. Burada evet. İlk bakışta götün gibi görünüyor ama değil. Ne abi o? Abi göt, şimdi çataldan hesaplarsan götümün olmadığı çok açık. Ya da abi. İnerken biri çıkarken oraya giderken biri şortumu çekmiş gibi o kısmına. Evet. Çünkü bir eğim var orada. Ya ama da... burada şeydir yani. Şimdi diyelim ki bu yanlışlıkla çekildi ve o an denk geldi. Baktığında burada yani gözükmüyor dersen kendini avutmuş olursun. Burada dam kadar gerçek bir tamam. Okey tamam şöyle oluyor. Tamam. Var burada. Yani var. En azından tamam tamamen yok ama çataldan sonra bir lob başlangıcı var. Bu bir fotoğraf serisi. Ben şey çekmedim bu. Sıyırıp koşuyorum denizde zaten. Yok yani tabii ki arkadan çekilmiş fotoğraf fark etmedim. Sırtımı beğenmişim, dalgaları beğenmişim öyle fotoğraf koymuşum. Güzel. Çok şey de değil bence ya. Çok hani yorum kadar kaba değil bence fotoğraf. Evet. Yani poponu bizim... tercih ederdim evet. Yani. Ardın evet. Görünüyor falan. Ardın görünüyor falan gibi. Ardına bakmayı olacak. Evet, hiç okuyamayacağım biri. Evet. Yazmış. Yani ya da nasıl ya? Bu deniz ne neresi burası? Aa burası Bali. Ama tabii ki rengi bunun yine değil. Aa Bali'desin. Evet. Bali'de. Güzel keyifli bir tatil. O ses neydi ya? biri Bali yaşadı ya. Aynen. biri anlık nefes egzersizi. Bali. Ya Bali enteresan bir yer ya. Güzel ben de bir gittim. Ya tabii ben böyle gitmedim de. Gittim. Ubud'du bilmem neydi. Böyle güzel yerler. Güzel güzel Tanrılar şey, Adası derler oraya. Gittim o meditatif şeylere girdin mi? Böyle garip bir o şeye gittim. Bir tane dişsiz bir abi böyle hani abi, seni evet. Elleyerek bir geleceğinle ilgili bir şeyler söylüyor. Şöyle olacak. Ya öyle şeyler de yaptırdım. Vallahi. Şeyleri tapınaklar bilmem her yere gittim yani. Enteresan abiler var gerçekten. Var. Yani var. Onlar direkt yukarıyla bağlantılar. Ve o bir şey tamah etme durumu var. Aza tamah etme durumu. Tabii. Ben de mesela dünyanın en zehirli yılanına dokundum orada. Ne diyorsun? Yani ok varmış gibi gittik dokunduk. Ama yılan çok ufak böyle tatlı bir yılan. Ben böyle vahşi bir şey de bekliyorum. Abi yılan garibim ağzını açamıyor. Yani seni ısırabileceği, öldürebileceği tek yer parmağının arası. Çünkü o kadar açıyor ağzını. Orayı yakalarsa orayı ısırıyor. Bu peki nerede bu yani? Bir yerde mi?
bir hayvanat bahçesi gibi bir yer değil mi? Abi yok yazık, üzüldüm de hayvana sonra. Böyle, şimdi yine böyle bir deniz kıyısı bir yer. Bir tapınak var böyle, bir kaya parçasının üstüne yapmışlar. Adam da orada karada köşede bir mağara var. Duruyor. O mağaranın içinde duruyor. Yılanla beraber duruyor. Kuyruk oluyor. O paranı veriyorsun. Giriyorsun, abinin yılanını okşuyorsun. Aynen. Isırttırmıyorsun kendini. Çıkıyorsun dışarı. Ya çıkınca şöyle oldum. Ne yaşadın? Ne yaptık? Yani yılana dokunduk. Abi orada kaça kadar orada? Mesela mesai kaçta başlıyor? Yani yılan bunları düşündüm, anladın mı? Yılanı biraz üzüldüm sonra. Şey vardı orada mesela. Ama gerçi o safarilerde çok yapılıyor da. Böyle bir şey, bir hayvan bahçesine giriyorsun, kafesli kamyonet var, hayvanlar kafesin üstüne çıkıyorlar falan. O şey dedim ya, Afrika tarafında falan, burada da var mı? Yani böyle üstünde aslan geziyor falan, böyle bir... Gerçekten mi? Öyle bir şey. Oraya gitmedim, biz maymun tapınağına falan gittik, benim arkadaşım... Tabii, orası acayip. Abi, o da... Maymun ormanı acayip. Ya... Bir şeyini çalıp kaçıyorlar maymunlar. Ya bunlar manyak hayvanlar, gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşın gözlüğünü çaldı. Çalıyor ha. Ondan sonra... Isırıyor, kemirmeye başladı falan. Gözlüğü alayım derken öbürü şapkayı aldı. Şapkayı aldı. Şapkayı da çok seviyordu. Bayağı uyarıyorlar, ben şaka zannettim. Evet evet, o da ciddiye almadı. Gözlük, şapka takılıyor falan. Sonra dedik ya hangisini alayım falan. Şapkayı seviyordu çok. Bir tane kabuk aldı böyle. Maymunu kandırıyorsun orada. Yani kandırmıyorsun aslında, meyve veriyorsun hayvana ki şapkanı geri versin ya da aldı her neyse. Onlar onu çözmüşler işte. Bizimki meyve kabuğunu verdi. Böyle attı kenara falan. O ona bakarken şapkayı elinden aldı falan. Maymun bir sinirlendi. Adam geldi ki sakın yapmayın böyle şeyler. Hani oyuna gelmez. Şakaya gelmez maymun. Böyle dişi var abi hayvanın. Ve bir sürü işte böyle işte bakteriler falan, antibiyotikler yatırır yani. Tabii. Bir tabii. De şeyler, çeteler. En garip, en şey kısmı da sürünün içinde şöyle bir durum varmış. Kavga ediyorsak mesela iki erkek direkt abi üreme organına saldırıyor. Aa. Aynen. Seni diyor buralarda istemiyorum artık gibi durum. Seni bitiririm diyor yani. Böyle bir durumu var hayvanın. Eyvah. Normal insanla da kavga ederken de mi öyle acaba? Yani olurdu. Bilmiyorum artık. Ay yani tehlikeliymiş o. Ama şeyi gördüm. Ekip halinde saldırıyorlar. Evet, olabilir de, yani anladın gelsen, mı? Biri geldi, biri yapışır 4-5 falan. Kişi geliyor. Ya aynen şey yapamazsın, kurtulamazsın. Bizim yani. De şey fotoğraf makinesi ne çaldı? Oha kötüymüş. Zaten koşma yok. Beyin baktı ben. Seher gitti ben tamam. Neyse tamam, tehlikeliler dedim. Yani günün sonunda. Evet. Devam edelim. Duvar kağıdında ne var demiş biri. Ne var? Kedim var. Zilli. Aa geç bakayım. Duvar kağıdı. Duvar. Ha bir tane daha yakın var. Aa kedi. Evet kedim. Ana, telefonum yanımda değil. Şu an hala var mı kedin? Evet şimdi şey hissettim şu an yani. Ekranda kedimin olması. Yok hani nasıl bir şey mesela? Özelini... Ya şimdi şöyle, ekranda bir şey koyuyorsun ve kimsenin onu çekip paylaşmayacağını bilerek de koyuyorsun, koyuyorsun. Ya. Şimdi nasıl, kedimin olması kötü bir şey mi acaba? Yok, güzel duruyor. Ben seviyorum yani kedimi. Kedinin orada. Çok seyahat ediyorum. Bir de kedimi göremediğim durumlar oluyor. Arada sırada açıp bakıyorum işte. Seviyorum kedimi yani. Hep kedin mi vardı ekranda? Uzun zamandır kedim var. Yani ne koyuyor? Senin ekranda ne var mesela? Bende çocuklar oluyor. Abi evet, işte çocuk var. Tabii çocuk var. O şey yapıyor. Bende çocuk yok. Ekran ekranı şey yapıyor. Var mı şöyle düşüncen? İstek çocuk falan, evlenmek, çocuk falan öyle bir hikaye. Bir noktada aile güzel bir şey abi. Kötü. Hı-hı. Yani ben de kalabalık bir ailede yani 3 kardeşiz. 5 kişilik bir ailede büyüdüm. Hı-hı. Ve işte teyzeler, meyzeler bilmem hani böyle şeyiz yani. Biz de el eleyiz. Evde de sıcaklık. Yani güzel bir his isterim bir noktada. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu güllaç yediğimiz yer değildi galiba. Bir restorana gittik. Çok kalender bir abiyle tanıştık. Hatta Fıstık Ahmet adada. Belki bilirsin. Adamla sohbet ediyor. 80 yaşında. Eser 80 yaşında. Suratı bebek götü gibi adamın. Yemin ediyorum adam. Allah Allah. Abi adam... Adama sorduk şimdi abi. Yaşını söyleyince dedik abi yani nasıl oldu? Şeydi, ha? Hiç sigara içmedim dedi hayatımda. 17 yaşından beri bir 70'lik içtiğini iddia etti ki bence çok doğru olamaz bu. Yani, bir de dedi geç evlendim. 44 yaşında evlendim dedi. Şimdi böyle kafama çaktı onu, anladın mı? O böyle fikir çakıldı kafama. Ya genç kalmak için değil de ya tabii ki bir hayat arkadaşı isterim. Bir çocuğum olsun da isterim. Ama sanki şu an doğru zaman değil. Yani ben mesela çok gıpta ediyorum yani. Bana böyle cesur bir hareket gibi geliyor. Nedense şöyle bir hissiyatım var.
Sen kimsin lan çocuk yapacaksın? Hani yani şey gibi. Bence çok doğru. Yani şey açısından çok doğru bakıyorsun. O bakış açısı yani hakikaten evlenmenin, çocuk sahibi olmanın sert bir şey olduğu ve hakikaten sen kimsin lan diye kendine sorduktan sonra yapman gereken bir tabii şey. Tabii egzajere ederek sorduğun bir şey. Ama yok, çok doğru yani. Ama şey var. Bence hata yapmadığın bir senaryo mümkün değil. Hı. Yani böyle bir denemem oldu ama sen daha doğru bir ben, şey söylersin. Ben orada şeyim. Ben evlenme ve çocuk yasasına girdiğimde hiç tereddüdüm yoktu. O yüzden hata yapma ama falan filan. Ama belki partnerinle alakalıdır. Tabii ki öyle. Işte, zaten en kritik o. Yani bir hem kendimi çok hazır hissettiğim hem de o hazırken o kişiyi bulduğum bir dönemde dolayısıyla oradan sonra yaptığın hatalar zaten normal hayatta yaptığın hatalar gibi yani. Evet evet yapacaksın yani. Olay tabii şimdi dünyaya birini getirmek, bir bireye getirmek ve ona o yolculukta yani bir guide'lık yapmak, bir rehber olmak ve öğretmek, eğitmek gibi bir şey olunca insan bir tedirgin oluyor. Ama sonra şunun da farkına vardım yani hata yapmadan büyütebileceğin bir çocuk şeyi ihtimali yok. Yok yok. Evet, dolayısıyla yine şuraya geldik ben hazır hissetmiyorum. Biraz zaman var ya ama istiyorum tabii ki yani. Bu çok güzel bir duygu yani. Ya kedisini böyle güzel seven adam çok güzel çocuk da büyütür diyeyim yorum son yorum olarak. Teşekkür ederim vallahi. Sağ ol. Devam edelim. Korku filmi gibi ürktüm biraz demiş bu fotoğrafta böyle. Korku filmi gibi bir karakterdir zaten Payidar. Bu Bozkır'ın ikinci sezonunda Payidar karakteri. Kendisi asosyal bir öfke kontrolü sorunu yaşayan bir polis. Gerçekten karşılaşmak da istemezsiniz. Böyle korku filmi gibi de çıkmış. Bu, şu anki, Karaduman çekti bu fotoğrafı. Şu an çektiğin film de biraz korku filmi gibi gerilim mi? Bu psikolojik gerilim hikayesi aslında. Psikolojik gerilim. Bu Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, bu Gulyabani'nin, meşhur Gulyabani'nin yazarı. Cadı diye başka bir eseri. Bir son kısmı tekrar yazıldı. Uyarlandı. Yani son yani şöyle söyleyeyim şu ana kadar içinde bulunduğum en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Ya şöyle karakterle ilgili, rolle ilgili mi? Tabii ki karakterle ilgili olan kısımları da var ama şimdi bilmiyorum ne zaman yayınlanacak. Şimdi spoiler vermeyeyim. Ama şundan bahsedebilirim. Filmden önce yayınlarız. Konu itibariyle beni şuradan çekti. Tabii yazılan dönem de Osmanlı'nın son dönemi, Abdülhamit dönemine denk geliyor. Ve o zaman da yüzleşmek istemediğimiz, yani Osmanlı'nın o döneminde yüzleşmek istemediği bir korkular var, bir gerçekler var. Ve bunları örtbas edip yavaş yavaş güç kaybettiğini, eriyip bittiğini gördük. Hikayede de bir karakterimiz var ve kendi korkularıyla yüzleşemiyor. Ve bu yüzleşmedikçe olaylar bambaşka kaotik bir hale dönüyor. Peki tarihi bir yanında var mı yani Osmanlı tabii dönemini? Tabii ki dönem işi. Hikayeleri de görüyor muyuz? Yani evet evet Osmanlı atmosferi görüyoruz ve adam zaten Osmanlı döneminde bir gazeteci. Batı'daki haberleri tercüme edip tekrar yayınlıyorlar. Yani muazzam bir proje oldu. Gerçekten çok heyecanlıyım ve bir an önce çıksın istiyorum. Böyle tür psikolojik olarak sinemada da çok gördüğümüz bir tür değil Türkiye'de değil mi? İnan şöyle bir durum. Şimdi doku ve işte geçtiği zaman ve konusu itibariyle bir de çektikten sonra bitmiş haline baktığımızda olay bambaşka bir yani epik drama gibi bir şey oldu. Psikolojik gerilimin dışında. Bir kere Osmanlı döneminde geçen psikolojik gerilim hikayesi dediğimde herkes böyle bir enteresanmış falan oluyor. Bir de izledikten sonra içinde böyle işte öcüler, cadılar, büyülerin falan çok olmadığı böyle gerçekçi bir gerilim. Evet, gerçekçi bir gerilim hikayesi ve daha önce bir örneği var mı dersek Türkiye'de yok diyebilirim açık gönüllülükle. Güzel bir iş olacak inşallah. Yapımcılığına ortak mısın değilsin? Hayır. Bunda değilim. Bunda değil. Bunda oynamakla zamanımı harcadım daha çok. Süper. Devam edelim. Arjantin taraftarının beni bağrına basmadan hemen öncesi demişsin. Yorumu ne? Sen kimsin ki seni bağrına basacaklar acaba? Tanıyorlar mı seni? Türkiye'de tanımıyorsun zaten. Kaldı Arjantin. Patlamış baba. Abi. Abinin. Bu senin yukarıda şey mi var? Sen ironi mi yapıyorsun yukarıda abi, yoksa? Ya, tabii ki ironi yapıyorum. Ne yaptı Arjantin taraftarı beni alıp Furkan falan diye. Buradaymış şu an maçı falan salıp beni böyle kucaklara almaları. Güney Amerika'daki bir dizi patlamıştır. Stadyuma gitmişsindir bir şey olmuştur falan. Yok, ben öyle düşünüyorum. Yemin hiçbir şey olmadı. Sadece sanki hani şimdi şöyle bir şey. Caption yazmak bir zuldür. Arkadaşlar. Evet zor bir şey. Zul, çok zul bir iştir yani. Bir de sende şimdi şakada şeyim var. İronik bir şakacısın anladın mı? Evet onu? Seviyorum. Trollüyor musun? Ciddi misin? Trollüyorum abi değil. Çünkü baksana tipe. Sinirlendirmişsin bak, işte. Bak boş ver bunu. Adam çok haklı. Boş ver bunu. Surata bak.
Sanki oraya Arjantin taraftarları hani amigosu olarak gitmiş. Valla şöyle bir duruş, kaşlar falan. Yani ne yapıyorsun abi? Bir belediye başkan adayı şeyi de var. Öyle evet, bir selamı da var. Arjantin'de daha siyasete gireceğim artık. Bu maça o yüzden gelmişim falan. Ya böyle bir ifade olunca insan birazcık kendiyle de dalga geçmek istiyor. O yüzden arkadaşım ciddiye alarak beni şey yapmış yani, biraz sinirlenmiş. Belki de Arjantin... Sen kimsin ki? Arjantin keşke onu bağrına bassa da biraz sakinleşsek keşke. Sen kimsin ki? Çok güzel ya. Devam et. Furkan Bey, yatırımlık arsa arıyorsanız Sakarya Karasu'da asfalta cephe şahane bir arsa var elimizde demiş. Teşekkür ederim. Öncelikle ilgin alakan için. Yatırımlık arsa bakma fotoğrafı mı? Burası San Francisco. burada yatırımlık arsa kaldığını zannetmiyorum. Sakarya Karasu'da asfalta cephe şahane. Ama yani Marmara bölgesinin San Francisco'su gibi duruyor değil mi? Bir hani bir... Hayat böyle işte abi. Bir şekilde background'u full'ü attığında senin için her şey her yer olabilir. Olur yani. Tabii abi ya. Karasu. Karasu'ya da gitmişimdir bu arada. Çok güzel bir yer gerçekten. Sakarya'da çekim yani, yapmıştık. Biz yukarıda yaptım. Bir yere götürdüler bizi. Böyle sis bastı falan. Güzel bir yer. Devam edelim. Furkan Andıç, bir daha asla Selim İnan kadar yakışıklı olamayacaksın demiş biri. Bu kaçak elinlerde bir karakterdir. Bu bir seri tabii. Furkan Andıç asla bir daha Demir Erendil kadar yakışıklı olamayacaksın demiş. Ne demek şimdi? Yaşlanıyorsun da kibarca mı söylüyoruz bence bunu? Bence her seferinde üstüne koyuyorsun demek bu. Furkan Andıç asla bir daha Tankut ya, Sinan Yılmaz şey kadar yakışıklı olmayacaksın. Bu yalanın işte. Önde gideni. Arkadaşlar kim bu? Elif. Vorta 30. Öyle kadar Vorta da 30. Değil. Yemezler ya, bu mi? Bu düz bir yalandır arkadaşlar. Neden? Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şimdi ben bu Tatlı İntikam dizisi bu. Tankut Sinan Yılmaz 3 farklı karakterdi burada. Bu Tankut, bu Sinan kısmı. Tankut kısmı çok çirkin, sivilceli falan bir tipti. Sinan kısmı da buydu. Aşçı falan oluyor adam. Aşırı cool falan olacak böyle. Dediler ki saçı kısa kullanacağız. Şimdi ben de kısa kullandığım zamanında ve lisedeydim. Biliyorsun lisedeki yaptığın tercihlerin %90'ı yanlıştır zaten. Yanlıştır ve denemedir. Ve denemedir yani. Dedim ki arkadaşlar emin misiniz? Aa işte yüzün şöyle güzel, böyle işte kısa saç yapacağız, bilmem şöyle yakışacak falan. Yaptık abi saçı. İlk bölüm yayınlandı. Ben huzursuzum tabii yani. Sevmediğim bir şey yani günün sonunda. Abi asıl hançer annemden geldi. Burkan dedi. Saçını dedi kim yapıyor dedi böyle. Bak annemdir ha, beni doğuran kadındır bu yani. Ben seni böyle yapmadım mı? Ha, dedi ki ha, işte böyle tercih etti yapımcılar falan. Ben de bozmadım anne, biliyorum iyi olmadığını falan dedi. Yok yok bu iyi falan değil, onu geçiyorum dedi. Böyle türkücü gibi bir şey oldun sen dedi. Böyle niye? Çok kötü bir şey oldu Furkan dedi. Düzelsinler saçını dedi. Anne konuşmaya devam ederken ben dedim ki anne tamam. Kırıcı yani. Anne yeter yani. Tamam artık canım acıyor. Bu eleştiriyi geçti. Yani bunu değiştiremiyorum. Devamlığa girmiş bir saç, uzaması lazım falan diye. Onu bir telkin etmeye çalıştım. O yüzden bu yalandır. Bu yalan bir yorumdur. Beni belki bir furya kadın diye yazdı. Hani asla bilmem ne kadar yakışıklı olamayacaksın. Olabilir. Her işi olabilir. De üstüne koyuyorsun diye. Olabilir. Teşekkürler. Devam. Ama bu da bir linç değil oğlum. Burası linç programı değil mi? Ara açalım. Yeni konular açıyor. Tipleri tamam. Anlatıyorsun. Tamam. Burada da mesela buradan alıp annenin lincine döndük. Anladın mı? Evet. Anne seni linç etmiş ya. Her yere gidiyoruz. Her yere bağlanıyor. Tabii mantar tabii. Gibi. Hayatımızın her yeri linç aslında demek istiyoruz biz. Devam et. Furkan Andıç, elin yüzün düzgün birader. Oyunculuk desen gideri var. Niye saçma sapan dizilerde oynayıp 20 bölüm sonra final görüp harcanıyorsun kardeşim? Al sana linç işte. Al bunu mesela linç. Cayır cayır da linç. Cayır cayır linç. Menajerim burada mı? Lütfen. Ona bir soralım. 2019 yılı mı? Lan beraber çalışıyorduk o zaman. O zaman. Benden önce mi diyor menajer? Ya öyle. Artık mı oğlum? O zamana karışmam. Benden sonra en az 50 bölüm dizi yapıyorsun. Yok yok yani şey abi. 20 bölüm yani... işimiz yok diyor. Ne anlatıyorsun lan? Biz 20 bölüm... Ne diyorsun? Bizim 20 bölüm işimiz yok diyor. Öncesinde var mı? Ama kaçak var, elinden... Var ya 30 ortalama gibi bir şey yani. Sürdü? O da 30 bölüm sürdü. Öyle mi? Benim böyle paket programı, Dijitürk gibi sen satıyor. Sen yıllık anlaşıyorsun. Yani. Kaçak elinden tatlı kaçıklar... Tatlı kaçıklar mı? Tatlı sen seviyor musun bu işi? Kendi kendini linç ettin. Hayır ya. Tatlı intikam ya. Tatlı intikam abi. Sanki abi tatlı şimdi... intikam be abi diyor. Sanki bütün Avrupa'da Türkiye'de patlamış bir ama iş ama hayır sonuçta tatlı neden tatlı evet, kaçıklar en şey azından var. Bir kelimem doğruymuş sevindim ben orada. Evet, ya bir süre uzun romantik komedi yaptım. Romantik komedilerin de şöyle bir talihsiz de bir tarafı oluyor. Yani iki kişi üzerinde kurulmuş bir hikaye oluyor. Ve bir yerden sonra kısırlaşıyor. Tabii. Çünkü artık hani öpüş, koklaş, el ele tutuş, beraber işte yat, romantik, o kaçırılsın, dağa gitsin sen peşinden. Yani bu bir şey aldın bu yani. Onları İstanbul'a bu. Getiremiyorlar onları değil evet, mi? Çok büyüyor birden. Yazın sonuna doğru bir şey oluyor. Bitiyor abi, hava çünkü değişiyor artık. İnsanların ruh hali de değişiyor. Ne yapalım?
şeytanın aklına gelmeyecek bir fikirle drama dönelim. Drama, ha. Bu dünyanın neresinde var bilmiyorum ama bir, yani bir tür başlıyor. Şimdi sen diyorsun ki ben sana elma vereceğim. Bir yerden sonra dedin ki ver şu elmayı al armutu. Al armutu dedi. Armutu da değil. Armutu da değil. Acı bir şey yani. Armut kemiri. Şimdi öyle olunca da seyircinin sevmediği çok durum oluyor. Tabii bir süre sonra yavaş yavaş reyting kaybediliyor. Günün sonunda sen bu durumdan şikayetçi misin? Yoksa böyle ağır bir dramada böyle iki sene oynayayım ama çok ağır bir dramada oynayayım gibi bir şey mi? Ben maksimum iki sezon yaparım. Ben öyle şaşırıyorum. Beş sezon bilmem ne falan. Değil mi? İşte at üstündeyiz falan. Devam edelim. Sıradan tahtaları bile hoş gösteren adam. Onlar... ya ne hissediyorsun böyle bir şey okuduğunda? Merak ediyorum mesela. Ben hiç böyle bir şey okumadım. Hani aşırı egzajere edilmiş bir şey yani. İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Ya gerçek de bir şey değil ama tatlı bir şey yapmaya çalışmış biri. Teşekkür gurur ediyorsun. Gurur yok. Gurur gibi bir şey oluşuyor mu? Abi sıradan tahtayı da hoş gösterdiğin için gurur duyabilir misin mesela? Ne diyorsun işte acaba? Ya geçen gün bir gururlandım kendimle. Ya bir sıradan iğrenç bir tahta. Görmen lazım. Çürük. Abi yanına bir geçtim bunun. Işıl ışıl falan diyor böyle değil mi? Şey yapar mısın ya? Öyle bir çok zayıflayıp ya da çok kilo alıp çok değişmek bayılırım. İstediğim. Abi bizim olayımız zaten bu. Ne kadar kendinden uzaklaştırıyorsan senin için uzaktaki yeri keşfetmek ayrı bir şey. Hedefinde var mı öyle bir şey? Okuduğun bir kitap. Ki bu... Hani böyle bir ya da yazdığın bir karakter şöyle bir şeyi canlandırmak istiyorum dediğin bir şey var mı? Yani ben psikoloji seviyorum çok. Hmm. Mesela bu o yani cadı filminde de biraz da böyle bir durumun aynı içindeyim. Yakın. O yüzden çok aşırı heyecanlandım ve böyle işte biraz o süreç çok enteresan gelişti. Ben son bir hafta kalmıştı. Bulamadılar başrol oyuncusunu. Hmm. Ve bana geldi böyle sadece bukleti yollamışlar. Ben bukleti okudum. Adam 6 yıl çalışmış şeye, hikayeye. Dedim ki hemen görüşelim. Adam bir sürü psikoloji analizi yazmış, onu işte renk paletlerinden referans filmlere bilmem neler. Hemen yarın dedim görüşelim. Çok görüştük. Bir hafta 10 günüm vardı ve hani rahatsız değişik bir karakterdi oynadığım karakter. Böyle hadi hemen başlayalım falan aşırı yüksektim yani ona. Yani her zaman denk gelmiyor denk çünkü. Gelmiyor. İşte damdayız. Anladın mı? Evet evet. Doğru. Ormana kız kaçıyor onun peşindeyiz falan yani. Çok bir şey yok yani. O yüzden böyle şeyler gelince çok istiyorum. İşte ne bileyim payidar adam sinir hastası bir herif falan. Yani ne kadar uzaklaştırırsam kendimden benim için deneyimleyebileceğim o kadar enteresan karakter oluyor yani. Devam et. Hani Koç burcu erkekleri toksikti? Koç bu fotoğraftan olmadığımız mı anlaşılıyor? Toksik miyiz diyoruz. Sende hiç toksik enerjisi yok ya. Bu baya baya Elif ya. Tabii. Ha bunu dememiz için. Tabii. Çok akıllıca. Çok iyi. Bizim Elif gibi çıkıyor. Ben öyle dedim zannettim biliyor musun? Neden toksik olmadığımızı düşünüyor bu fotoğrafla acaba? Yani... Biraz bunu düşünelim. Bunun altında bir şey atması lazım. Ya toksik lazım. Biri bu manzarada o taşa öyle oturmaz gibi sanki gibi ya. Gibi mi? Öyle bir şey mi? Ne bileyim ben. Toksik enerjisi vermiyorsun ya sen. Öyle biri misin? Ya hayır öyle İlişkilerinde biri. İlişkilerinde falan öyle biri, değilim. Toksisite nasıl denir? Toksik biri değilim. Toksik yani hayatımda ya böyle bir ilişki şeklim yok hiç. Ha, olmadı. Evet. Görünce de o belli ediyor zaten kendini. Bence de. Arkadaşlıklarını da yok, şey de yok gibi. Sen böyle hani zaten iyisin. Ama öyle. Şöyle bir durum var ya. Her zaman herkes aynı modda, aynı ruh halinde olmuyor. Olmadı. Bazen İşte birini darladığım ya da ne bileyim işte sınırını geçen şakalar olabilir bazen kalp kırabildiğin. Ama bu bir toksik olması karşılıklı bir ilişki ya da bir süreklilik gerektirdiği için kendimi toksik bir yerde görmüyorum yani. Öyle bir ama şey... toksik de olursun denk geldiğin ilişkide. Evet abi çünkü o bir aynalama durumu var ve sen hayatına öyle birini alırsan bir zaman sonra farkında olmadan o toksikliğin içinde kendini buluyorsun. O mesela biraz tatsız bir durum. Evet. Ama... İçin toksik değil dışarıdan toksiksin mesela. Dışarıdan almışsın ama bir yerden sonra kusuyor onu. Kusuyor. Bir dakika ben bu dilim oluyorsun yani. Devam et. Çaktırmadan kaldıkları çimerken ben. Bu ne? Ha çimerken. Panik hali mi? Ağlamışım bir de gibi. Gözümden de bir damla yaş akmış. Aa. Yani kayalıklardan çimerken ben. Çimmek, işemek demek mi? Ben de ilk aklıma o geldi ama yüzmek galiba biliyor musun? Çimdim. Yüzmek. Hadi gel çimelim. Çimelim. Yürümek, suda durmak. Suda durmak. Ha, çimek. Anladım. Ben... Ama çaktırmadan dediğine göre buradaki o anlamda kullanıyor. Evet. Bence yanlış kullanmış. Yanlış çimek kullanmış. Değil de. Bizim anladığımız doğru. İşte buna alternatif bir şeyler olabilir. Bulmak ister misin? Çimeğe mi?
Yani o amaçla söylendiğini, diğer amaçla söylendiğini. Su dökmek gibi. Su dökmek. Ama su dökmek de oraya olmaz ki su dökmek. Çaktı bana kayalıklara çövdürmek su döker çövdürmek vardı gibi. Var mı? Çövdürmek. Aynen. Vardı ya rezalet. Midem bulandı söylerken bak aklıma geldi. Bizim genel kültürümüz. Evet ya. Yerleri... Üç kere desturdan her yere çövdürürdün. Destur niçin? Destur diye. Hani oraya ne? Şey gelmesin işte hani cinler hayır, gelmesin. Hayır o şundan. Beni de aynı şekilde korkuttular. ama yılmadım falan. Hayır o şundan. İşte gece incir ağacının altına evet su dökersen. Değil mi öyle mi? Öyle bu, mi? Yok genel. Gece nereye dökersen bizde. İncir ağacı. Belki incir ağacı sahibi biri falan hani buraya oraya getirir. Ama bizde her yer. Gece 3 kere destur dediğin anda itibaren. Her yere işebiliyor musun? İstediğin her yere işebiliyorsun bilgisi. Ben de 4 yaşında i̇şte, yüklendi bana bu bilgi. Gerçekten metropolde falan polis için hani bekçiler. 3 desturuna bakar bak. Her yere yapabiliyorsun. Ha, yani, okay. Ama sen geç öğrendin bunu şu an içselleştirmeden uygulamaya kalkma. Daha hani ben 4 yaşından beri yapıyorum bunu. Tak tak hissettirmeden işe yarar. Tanıyorlar mı seni? Ya bizim destur sen değil mi o? Bırakın. Gece güvenlik kameralarında sesli böyle destur. Eser onu geç. O destur demiştir zaten. Biz demeyenini arayalım. Ya evet. Çocuk yani abi çocukken işeme diye bir şey var ya şimdi Kuzey abi şeyi öğrendi. Of. Yani baktı böyle tuvaleti ayakta da yapabiliyor ve tuvalete gitmeden de yani o prosedüre girmeden de bahçeye işeyebilmek kararı verdi. kararı verdi. Dün abi bir baktım böyle baba çişim geldi hadi gel tuvalete gidelim lap indirdi işemeye başladı abi. Böyle hani desturu da yok. Desturu olsa yine bırakacağım çocuğu. Hani bari desturu öyle ya böyle hani birden sonra çocuğa ne yapıyorsun Kuzey dedim. Ne yapıyorum baba işte işiyorum. Oğlum tuvalete işiyoruz böyle işemiyoruz. Ne var şimdi çok uzak dedi. Niye gidiyorum oraya dedi. Doğru yani. Doğru. Hayır evet. Ya da şöyle doğru yani. Mesela daha önce de böyle bir yerlerde de olmadığı için hızlıca bir yere yaptırmıştık öyle atıyorum. Abi nelere yaptık çocukken ya. Tabii bir işim. Pet şişesi bir daha. Tabii, analarımız babalarımız neler yaptırdı bize. Tabii pet şişeye yaptırıyoruz yolda bilmem ne. Şimdi gel çocuğa anlat. Tuvalete gitmek zorundasın. İşte neden bak, diyor. Bizi anlatmadıkları için. Desturlu sokaklardayız. Öyle aynen. O yüzden bunu bence hemen önünü keselim. Yani şey. konu olarak. Eylemin önünü keselim yani. Evet. Dün anlatamadım. Ama tatlı da bir şeydir yani. Anamaya her şeyi tatlı geliyor. Çok zaten. Komik abi. Birden böyle yapınca bir de yani ne yapıyorsun diye sinirlendim. Dedim niye sinirlendim? Bir dakika çocuk. Kaç yani. Oldu şimdi? Abi 4,5 yaşında yani. 4,5. Hani bu yaşlar bir yani. Bir yere kadar okey ama evet bir yerden sonra. Devam et. Furkan Anış, kendini saçma karakterlerde harcıyorsun. Keşke seni güzel ve sevdiğine sadık kalabilen karakterlerde görebilsek. Elif senin derdin başka. Aa, inanılmaz iyiyim. Şey bak inanılmaz iyiyim. Senin şey var mı? Karakterler genelde aldatıyor üzerinden kurulu. Yok ya o abi bizim dizilerde karakterler salt iyidir zaten. Ama sadık kalmıyormuşsun sevdiklerine. O başkasıyla karıştırıyor bence ya. Karakterlerde yok mu? Kendini saçma karakterlerde harcıyorsun. Ha şöyle şeyler oluyor. İşte... Ya, o tabii o formatın içinde o da var. İşte başka bir kız geliyor mesela. Yani. Bu genelde reytingin iyiliğine, kötülüğüne göre 3. ile 12. bölüm arasında bir yerde girer o zaten. Girer öyledir yani. Rakip kız. Evet rakip kız. Gelir bir yerden peyda olur o. Ondan sonra onunla işte bir akşam yemeği yenir. O akşam yemeği yenir. Yerken diğer kız onu bir şekilde uzaktan görür. Uzaktan görür. Arkadaşı der o yemek yiyormuş falan onunla bilmem ne. Sen de romantik komedi yazma rehberi diye bir bak, şey de... Bunu yapacağım bu arada. Bunlarla dalga geçerek ya, yapacağım abi. Şimdi sen beni kemmel olmuş 14 yıl kariyerimin yarısını romantik komedi geçirmişim. Sen bana onları oynattın. Ben bunu insanlara izletirim. Yani oynadıklarımı değil ama benim kafamdan geçenleri izletiririm çok insanlara. Iyiymiş. Çok iyiymiş. Yani inanılmaz. Ya biz kendi çekerken de gülüyoruz ha bunlara. Ya şey vardı ya mesela sinemayla dalga geçen, sinemanın klişeleriyle dalga geçen Şener Şen'in arabesk filmi vardı. Evet bizim biliyorum. Yani inanılmaz bir film. Yani hakikaten bir romantik komediye dalga geçen lütfen. Bir sinema filmi yok mesela. Ben genel çok sektöre komik girmek istiyorum çok yani. Güzel. Genel sektöre bir eleştiri yapacağım. Hatta bir tane çok yazdığım iyiymiş. Var yani şu oha, an. Evet iyiymiş. Evet istiyorum bakalım. Güzel. İnşallah konuşalım valla böyle şeyleri daha aynen abi seve seve. Çok özellikle senin gibi üreten, yaratan bir insandan fikir almak çok isterim. Yapalım. Çok güzelmiş. Devam edelim. Gittiğim spor salonunda Furkan Andıç vardı. Magazin seven bir köylü olduğum için suratına sen bildiğimiz Furkan Andıç mısın diye istemsizce sordum. Oymuş. Hatırlıyor musun böyle bir olay? Hayriye. Harbiye. Spectre. Ece Serin. Yok. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten özgüvenini takdir ediyorum.
Çünkü şimdi konudan konuya atlıyorum ama burası yok, çok komik, söylemem çok lazım. Çok lütfen. Önemli bir şeyden bahsediyorsun. Bir tane abla, abi inanılmazdı. Kahvaltı ediyoruz, bir yere gittik Sayfiye. Yani Sayfiye yerinde İstanbul dışında bir yere gittik. Böyle bir karşı masamızda duruyor. Kahvaltımı ediyorum. Yanımda başka oyuncu arkadaşlar var falan. Abla da uğraşıyor çekmeye. Şöyle yapıyor olmuyor. Böyle yapıyor olmuyor. Bir yandan yumurta soğuyor. Anladın mı? Bir derdi var yani orada. En son dedi böyle işi. Bardağı böyle yasladı telefonu, döndü yumurtasını. Ben bardağı telefonu yaslayınca ben kalktım tabii ayağa. Gittim, abla hemen aldı telefonu böyle. Ağzında yumurtası böyle getiriyor. Hanımefendi dedim. Siz dedim kamerayı çalıştırdınız ama dedim ben bugün çalışmıyorum. Yani aa siz, çok iyiymiş. Siz dedim bunu çekiyorsunuz ama dedim, ay vallahi diyor yemin ederim ben çekmedim. Ya, bak, ya ama ne, çok ne, güzel ama ne kötü, kadar kibarsın hala ya. Güzel ayarlamışsın. Abi ne ben diyeceğim? Bugün çalışmıyorum çok iyi fikir mesela. Evet ama ablaya sekme şey saplanmadı o. Sekti gitti oradan. Abla konsepti anlamadı zaten. Yani çalış o zaman. Ben... Aynen. Al şu parayı otur yerine lan. Öyle oluyor mu? Al parayı. Konuş şimdi orada güldür insanları lan. Açın da kendin ayarla. Abi... Ben bulamadım bunu. Aynen. Ya, şöyle bir şey abla şimdi şuna takılıyoruz. Abla inkar ediyor. Çekmedim diyor. Abi bak 45 yaşında hanımefendidir yani o. Ve yalan söylüyor. Abi ben onun olunca yalana tutuluyorum ben biraz. Ya çektim de. Çekme. Bu arkadaş gibi gel sen misin o de. Hı. Benim diyeyim git sonra. Ama çekme. Gel fotoğraf çekti ne yapacaksın? Çektim diyemez ya. Çektim çok. Demedi. Çok, demedi. Yasaklı bir şey ya. Çok sonra, ayıp bir şey utandığından evet, diyemez. O zaman yapmayın. 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 Bunu kesin yapmayın zaten. Sonra abi ben de inada bindim mi? Ablacığım diyorum çektin. Gördüm. İşte sabitledin kamerayı ben ondan geldim sen aldın falan sil diyorum. Ben de geçeyim kahvaltı edeyim devam edeyim hayatıma. Neyse yapmadı abi sonra kocası geldi. Durdu böyle yaptı. Çekti dedi. Adam yoruldu çünkü. Çekti dedi. Hani kadından da yorulmuş. O yani belki ilk mukatı değil başkalarını da çekmiş falan. Neyse abla sonra abi aldı sildi falan. Abla bütün utancıyla gitti kahvaltısını devam etti. Uf onun evi. Ben utandım niye zorladım insanları diye. Evli halini düşünsene. Yani aynısı bende oldu abi. Uçak şeyi otobüsüne biniyorsun ya işte uçağa giderken otobüse abi. Oturdum böyle. Abi adam böyle yanımda tamam mı? Açtı böyle kamerayı. Ön kamerayı. Ön kamerayı açtı. Ben bir baktım. Adam da ben de bakıyoruz ekrana. Sonra bak. Böyle, bak bu akıllıca. Bu ama bakıyoruz yani. Video bu. Sonra adama baktım tamam mı? Bir adam sonra çekti telefonu. Kapattı koydu. Amcana aldı. Duruyoruz ama. Ya diyorum. Oğlum bu çok iyiymiş. Dediğim diyorum. Tamam şimdi çok kısa ya uçağa gittin yani. Geldik abi. Adam indi abi. İkimizin böyle bir videosu. Abi indi herif. Ben de arka... Ya gidiyor herif arada arkada bana bakıyor. Böyle garip bir şeye dönüştü olarak. Abi tamam. Memnun değilsen bir tekrar alalım yani. Öyle bir bakış mıydı o? Ya memnun da değil. Memnun gibi de. Ben de hoşuma gitmiş. Biraz daha çek gibi yürüyorum arkasından gibi. O bak iş nereye geldi? Adam abi niye çektin diyemedim bir türlü. Işte. En son bavulumu aldım çıkıyorum. Tam böyle o havalimanının çıkışından... Seni ben bırakayım dedi. Oha. Vallahi billahi bak. Seni ben bırakayım. Nereye bırakıyorsun? Adamlar sil derken bütün her şeyi kaybediyordum aslında. Yani adama sil. Seni ben bırakayım. İşte güzel nereye git? Ankara'mız güzeldi. Ben şey dedim. Abi araba bekliyor falan filan. Böyle abi sonra adama hiç şey demedim. Görüntü sil demedim. Diyemedin gitti, değil mi? Diyemedim. Oğlum? Çünkü her şey çok hızlı gelişti ve çok şeydi yani. Çok emindi yani. İkimiz arasında onu koymak çok profesyonelceydi yani. İnanılmaz saçma ya. Evet. Abi of çok iyiymiş. Devam ya. Edelim. Çok iyi hikayeymiş. Babama Furkan Andıç'ı seviyorum diyorum. Onun senin varlığından bile haberi yok. Akıllı ol kızım diyor. Haklı demiş. Yani ne diyeceksin ki? Koca bir ihtimaller denizidir bu yani. Gerçekten kendisi olarak gelen insanlarla birkaç önceki yorumda da aynı şeyi söylemek istedim aslında. Yani insanlarda şu yok. Abi biz öcü değiliz. Kimseyi yemiyoruz. Kimseyi işte böyle fotoğraf çekiyoruz. Saçmalama falan gibi böyle bir tavrımız falan yok. Öyle gibi geliyor ama belki de insanlara ama öyle bir durum yok yani. Gelip birinin fotoğraf çektirme istemesi çok böyle bizim açımızdan şey bir durum değil diye düşünüyorum. Yani kötü değil. Şu daha zor. Yani şu daha zor. Çünkü daha yani avlanıyormuşsun gibi geliyor. Bana öyle geliyor en azından yani. Kesinlikle. Yani öyle. Ya da bugün çalışmıyorum arkadaşlar yani. Gelin fotoğraf çektirelim. Bunda bir sorun yok. Ama biraz o özgüveni görmek istiyorum. Çünkü
Yani kötü biri olmadığımı düşünüyorum. Yani fotoğraf çektirebilirim. O kadar kolay ve güzel yapılabilecek bir şey ki. Onun dışında yaptığınız her şey süreci uzatıyor. Yanlışa gidiyor. Bak şu, şunu düşünüyorum ben. Bana biraz öyle geliyor. Eskiden işte imzalı fotoğraflar falan gibi şeyler nostaljik böyle tatlıydı. Bir anısı da vardı. Bir anlamı da vardı doğal olarak. Ama şu an işte 2 yıl sonra albümünde yer kapladığında silip atacağın bir fotoğraftan başka bir şey değil. Bunu ben biliyorum. Evet. Bunu onlar da bildiği için bence gelip bir fotoğraf çektirebilir miyiz sorusu bir şey ifade etmiyor evet, onlar için. Değersiz alıyor ya arkadaşına yani. Gönderiyor. Belki de sevmediği biriz. Bak lavuğu buldum falan diye atıyor. Tabii. Ya da işte ah bak kimi gördüm falan ama ben yeteri kadar anlam içinde barınmadığı için bu onların da gereksiz gördüğü bu eylem için çok şey yapamıyorlar diye düşünüyorum. Ben %100 katılıyorum buna. Biraz da olay şey bir etkileşimden ibaret oldun sen de. Yani evet, onun sayfasını evet, işte yeşillendiren bir adama dönüşüyorsun. Seni sevip sevmediğinden beri, tanıyıp tanımadığından evet, beri emin değilsin. Bir şey paylaşmak daha kıymetli geliyor. Tabii ki şimdi sokağa çıktım ve hadi şimdi insanlarla bir şey paylaşayım deyip herkesle 10 dakikada sohbet edemem tabii ki. Ama en azından bir merhaba bir şey anlarsın insanın nasıl biri olduğunu. Memnun oldum dersin bir anı olur senin için. Ama benim bu... böyle bir şey olmuştu. Bir tane bir otelde kalıyordum. Otelde Lewandowski'de kalıyor. Tamam mı? Sonra ben bir tane çocuk işte beni tanıdı fotoğraf çektirdi benimle. Tamam falan filan. Sonra bunu TikTok videosu yapmış. Otelde Lewandowski yararken Eser Erenler'le karşılaşmak amına koyayım yazdı. Ulan niye o zaman? Ben hikayedeki halime baktım. Bundan bahsediyorum yani. Bak senin hiçbir suçun yok hiçbir burada. Suçum yok. Lewandowski'nin orada olması sana ne lan yani? Adamın o beklentisi. Ona ulaşamadığı için bana ulaşması iğrençliğine maruz kalmış çocuk. Benim suçum var. Neyse onunla cover ediyor seni yani. Bir gördüm videoyu Allah'ım çocuğu arıyorum. Seni abi, bulacağım falan diyorum. Böyle delirdim yani. Olay büyüdü zaten sonra. Ya, otelde falan. Yani DJ Galatasaray'la karşılaştık. Güzel de ya. Evet ya. Ben Lewandowski'nin alternatifi mi yapacak? Aynen bir de yani. Ya işte TikTok'ta bir beğenildi bu hocam. Evet, bak ha. Gerçekten. TikTok'ta bunu bir abi video yapmış çocuk. Arıyor Lewandowski yok. Ben böyle bir akım ve bir akışın içindeyim. Ya harcandığın durum içinde bir de bir getirisi de yok sana. Sıfır. Getirisi de götürüsü var. Aşağılanma var. Hor görülme var. Orada ben bir de en yine sıcak ve güneş falan. Bir de işler daha da garipleşti. Şimdi şöyle bir durum var. AI diye bir durum var. Şimdi bazen istiyorlar işte doğum günü videosu çek. Ya ben görüntülü konuşmaya okeyim. İşte daha okeyim hatta yani. Ama video çek yolla. Abi her şeyi yapıyorlar şimdi. Anladın mı yani? Her şeyi yapıyorlar. Devam edelim. Furkan Anadolu Hakan Gece'yi koştu. Bu bak dudakları şimdi. İzlemesi kolay. Bak şimdi. Bunlarla nerede? Yaşaması bunu zor. Dudaklarım iki büyük antrikot gibi. Bu kadar büyük olunca başlarda artikülasyonda zorluk çektim. Epey çalıştım. Şimdi toparlıyorum demişsin. Bunun yorumu ne? Derdiniz. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki. O kadar haklısın ki dostum. Ama bu benim problemim değil. Yani bu benim sorumluluğunu aldığım bir şey değil. Şöyle gelişti olaylar. Bir röportajlar veriliyor. Dergi röportajları yapılıyor falan filan. Benim sevgili menajerim bana şöyle bir şey söyledi. Furkan dedi. Hep böyle ciddi ciddi işte sofistike şeyler yorumlar yapıyorsun. Şöyle cevaplar veriyorsun. Biraz diyor böyle magazinsel bir şeyler ver diyor ki insanlar paylaşsın. Şimdi dedim ki Buğra yani ne diyeyim? Emin miyiz? Magazinsel harca neyim var? Magazinsel neyi anlatabilirim ki insanlara? Eğlenceli bir şey işte ya. Hep güldüğümüz bir şey falan. Okey falan dedim. Garibim bilmiyordu Hakan Gence'yi. O zamanlar daha yeni çalıştığımız dönemlerde. Çok farkında değil çünkü Hakan'ın böyle bir durumu var. Neyse abi başladı röportaj. Ben de olabildiğince içten aynı böyle nasılsa çakçak anlatıyorum yani her şeyi. Bu konuyu da senin yanında tartışmak çok ayrıca hoşuma gitti. Kendimi yalnız hissediyorum yani. Ben bunu yani bir gömüş olarak bir gerçek bir dram var burada bu arada. Abi ben senin derdini seveyim burada. Ya bak şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten... Bilmiyor. O bir şey derdimi şey yapan arkadaş da bilmiyor yani. Bilmiyor. Bunu. Şimdi bazen ya zorluk, şöyle bir zorluk, şunu bir geçeyim. Önce... Mesleki bir zorluk abi. Anlattık, ben de samimi içten bir şekilde anlattım abi. Evet, artikülasyonda zorluk olabiliyor bunun için. Gülelim, eğlenelim diye. Abi aldı Hakan her yere yasladı bu, dudaklarım antrikot gibi falan. Ya bu bir şakadır yani, köfte dudak derler. Ben onu biraz daha egzajere ederek iki parça et varmış gibi anlatmak biraz egzajere ettim, böyle anlatmak istedim. Fırlıyor. Sonra işte dertlerim insanın şey olmasına, ama benim hakikaten benim hala şey durum var abi. Mesela şu an çift terapist sahnede oyuna çıkacağım zaman ya da bir şeyde mutlaka
temrin memrin yapmam gerekiyor evet abi. Evet abi. P'ler, pağlar. Tembelleşiyor. Abi tembelleşir. Bunları kaldırıp indirmek bir efor anasını satayım. Yaşlanınca böyle düşecek mi bunlar? Ya çok kötü olacak böyle duracak. Bıyık bıraktım bu... o yüzden falan diyormuş değil mi? Kapatayım diye. Devam et. Ha bitmiş. Ha bitti mi? Çok iyi. Alkışlar üzüldüm o zaman. Üzüldüm valla. Çok güzeldi. Akıyorduk yani. Gerçekten teşekkür ederiz. Abi, süperdi teşekkür abi. Muhabbet etmek şey, çok zevkliydi. Seninle hani gerçekten önceden bir üç adamla bir araya gelmişiz ama böyle net böyle ilk defa karşılıklı evet. Konuşuyoruz. Çok memnun oldum hem tanıştığımıza hem muhabbetine. Bayıldık. Konuk müzemiz var. Konuk müzemize bir tane hediye alacağız senden. Şöyle aktif ettikten sonra aktif değişiyor. Bahar havası. Bahar havası gelsin. Çünkü siz görmüyorsunuz. Arkada 40 kişi falan var. Burası nefes kokuyor falan diyordum. Çok arkada 3 tane çok tatlı arkadaşımız var. Evet evet çok teşekkür ederiz ya. Rica ederim. Ne demek? Bu senin arabanda duruyor mu da son anda getirmişsin gibi bir şey de var. Yok yok hayır. Yok. Hayır. Burası için gittin dedin ki bu şakayı yaparım. Bunu alırım mı dedin? Zorla hayır. Eser zorla ama. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Rica ya. Ederim. Vallahi. Rica ederim. Bunu. Bunlar da şeyler mi? Bunlar daha önce herkesin daha düşünülerek getirdiği hediyeler. Ya gerçekten yok çok. Bir dahaki sadece hediyeyi yok, bırakmaya geleceğim. Bunu çözeceğiz. Demek ki hediyen İmzalı kötü. Muhabbetin çok iyi hediyen kötü demek ki. Ya, evet ya. Hediye de iyi değilsin demek ki. Maalesef değilim. Ama daha... olsun sohbetimde belki çok kabul etmişimdir. Abi. Çok memnun oldum. Ben de abi çok teşekkür ederim. Alkışlar tekrar Furkan'a gel. Çok teşekkür ederim. Bunu da.